Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere dışarıdan sesleniyorum. Her zaman içeriden tabii ki insanın canı sıkılıyor, değil mi? Gerek izlerken olsun gerek benim için hayatımın yarısını neredeyse ya bir büroda ya bir evin içinde geçiriyorum. Onun dışında tabii ki fitness stüdyo. Eskiden biraz farklıydı. Eskiden hayatımın yarısı fitness stüdyoda geçiyordu. Geri kalanı büro ile evin arasında bölünüyordu. Her neyse bugün sizlere bahsetmek istediğim konu bisepslerin dikleştirilmesi. Yani neden bahsediyorsun dersen, hepiniz bilirsiniz, bazı vücutçularda bisepsi sıktığı zaman bisepsin üst kısmında, hani bu tepecik diyorlar sanırım bazıları, bisepsin üst kısmı böyle hafif yukarıya doğru oldukça güzel bir görüntü sergiler. Kimisinde de yoktur tabii ki bu görüntü. Bu görüntüye sahip olabilmek için, yani bisepslerin kafalarını böyle biraz daha dikleştirebilmek için yapabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Bir kere şunu baştan söyleyeyim. Her ne kadar bir takım antrenörler yapılabilecek birkaç hareketten bahsetse de evet var. Fakat o hareketleri hayat boyu da yapsanız, eğer ki genetik olarak sizin biceps yapınız o şekilde değilse hiçbir şey yapamazsınız. Yani o hareketlerle düşünmeyin ki bicepsinin kafaları otomatik olarak o şekilde daha böyle yukarıya doğru sivri olan kişiler gibi olacak o hareketleri sürekli yaparak. Yani bu mümkün değil. Sadece genetiğinizin izin verdiği kadarıyla, hani biraz daha iyi duruma getirmek istiyorsanız, yapabileceğiniz hareketlerden bir tanesi konsantrasyon curl dedikleri. Biliyorsunuz oturuyorsunuz, oturduğunuz yerde dirseğinizi dayamadan kolunuzu aşağı doğru sarkıtarak ağırlıkla, dumbbell'la birlikte çalıştırıyorsunuz. Bunu yapabilirsiniz. Ya da kavul makinesinde çift biceps pozu denilen pozisyona geçip orada biraz sıkıştırabilirsiniz. Fakat bicepslerin yüksek olması, bicepslerin öyle güzel tepeciklere sahip olması, bu şekilde söyleyelim, tamamen genetik. Yani bunun için sonradan yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Steroid de alsanız, büyüme hormonu da alsanız, peptit de, aklınıza ne gelirse gelsin, hiçbiri, eğer ki biceps yapınız o şekilde değilse, bunu değiştirmenize olanak sağlamayacaktır. Bunu bilin. Dediğim gibi hani yapılacak birkaç hareket var ama bunların da size getirisi tamamen minimal olacaktır. Bu arada arka taraftan sesler geliyor, korkmayın. Terör mörör, kimsenin bir tarafı bombaladığı yok. Bunların düğünleriymiş. Orada top atışı falan yapıyorlar. Onunla alakalı. Bahsetmek istediklerim şimdilik bu kadar. Eğer ki bu bisepsin uçlarının yükseltilmesi konusunda başka sorularınız olursa ya da yorumlarınızı her zaman olduğu gibi videonun altına yapmaktan çekinmeyin. Vaktim olduğu kadar yorumları yanıtlıyorum. Bunun dışında bitirmeden önce bu konuda söyleyebileceklerim, bu işin genetik olduğu, bisepslerin yüksekliğinin ve bunu tam anlamıyla değiştirmek için yapabilecek herhangi bir şeyiniz olmadığı. Yani istediğinizi kullanın, istediğiniz hareketi yapın. Biceps yapınız neyse odur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.